telefonlar var. Necat Tokmak Almanya'dan arıyor. Necat Bey merhaba. Merhabalar. Buyurun efendim, siz dinliyoruz. Merhabalar efendim. Bu arada televizyonunuzun sesini kapatırsanız, kısarsanız ya da sevinirim. Buyurun. Tamam, teşekkür ettim. Önce ismim J ile değil. Necat Tokmak peki. Evet buyurun. Ettim. Efendim benim orada programınızı izliyorum. Çok güzel bir program. Ve hatta Türkiye'deki iş adamlarının, girişimcilerin Almanya'da iş yapabilmeleri için. Benim bir artı sorum daha olacak. Ben burada 13 senedir buradayım. Ve sürekli genelde ticaretle uğraşmak istiyorum. Uğraştım da. Yaklaşık bir sene Alman firmalarında çalıştım. Diğer kalan bölümüm hep ticaretle uğraştım ama sermayem olmadığı için hep inişli çıkışlı oldu. Sorunlar yaşadım. Bu tür şeylerin Almanya'daki yaşayan yatırımcılar için de bir faydası olabiliyor mu? Mesela ben şöyle diyeyim. Kendim için en azından yapmış olduğum işlerde bir sürü tecrübe edinmiş oldum. Ama şu var, yalnızlıktan dolayı mesela büyütemiyorsun, bir şeyler yapamıyorsun. Aslında mesela insanların hayalleri daha çok yaşadığı ülkeye olsun, kendi ülkesine olsun, vatandaşların olsun, her halükarda yararlı bir insan olabilmek için. Tabii yalnızlık bunlara biraz da... Özetle yani diyorsunuz ki Almanya'da yaşayan bir vatandaş olarak ya da bir Türk olarak ben bundan yararlanabiliyor muyum? Hemen ben soruyu yöneltiyorum. Gayet siz dinliyorsunuz. Bahsettiğim gibi Almanya'da gerek... Mesela ben içecek sektörü üzerine burada çok bir bilgim olduğunu söyleyebilirim. Evet, peki teşekkürler. Şimdi dinleyelim Adem Bey ne diyor? Necat Bey, gerek eyalet düzeyinde gerek iller, belediyeler düzeyinde bahsettiğim gibi 360'ın üzerinde Wirtschaftsförderung, yani Wirtschaftsförderer var. Destek, ekonomiyi destekleyen, varsa teşvik sağlayan birimler var. Bu birimlere müracaat edilebilir. Bir de ben... Bu birimlere nasıl ulaşacak bizim oradaki vatandaşımız? Yani bunlar belediye çatıları altındadırlar. Onlara gitsinler ve... Wirtschaftsförderunglara gideceksiniz. Belediyelerde bağlı olduğunuz belediye. Evet. Kuzeyren Vestfalya'dan bahsediyoruz. Kuzeyren Vestfalya'da Türk-Alman ticaret odası var. Çekinmeden onlara gidebilirler. Onlar yönlendirirler. Danışmanlık almaktan korkmasınlar. Biz Türkiye'de pek alışık değiliz ya da bilgiye para vermeyi pek sevmiyoruz Türkiye'de. Bunu büyük firmalar yapıyorlar ama küçük çapta pek yapılmıyor. Bu gerek Avrupa fonları konusunda olsun, gerekse yerel teşvikler konusunda olsun, yetişmiş Türk insanlarımız var. Yani bunları da ben tanışıyorum, bizim fuarlardaki standlarımıza geliyorlar. Onlara başvursunlar. Yani bunlar var ancak hemen böyle biraz olmaz deyip kısa kesen memurlar oldukları zaman hemen pes etmesinler. Doğru kişiyi bulsunlar. Wirtschaftsförderer yani anahtar kelime o. Peki efendim teşekkür ediyoruz. Başka bir sorunuz var mı? Kapandı. Telefondan herhalde dinledi kendisi de. Ve teşekkür ediyorum ben verdiğiniz bilgilere. Ama sevgili Adem Hakkaya, dediğim gibi ilerleyen haftalarda da sizin bu çalışmalarınıza ben kişisel olarak destek vereceğim. Çok sağ olun. Programla da dolayısıyla sizleri bu konuda bilgilendirmekte görüşmelerden haberdar edeceğim. Sık sık size bilgi alışverişinde bulunacağız. Çünkü enteresan bir şey. Türkiye'den yatırımcı çekilmek isteniyor. Müthiş. Bu çok farklı bir vizyon. Ve Türk iş adamları için çok çok da iyi olacak. Yani şu anda Türkiye merkezli 160 tanenin üzerinde Türk firması var. Oyroka çerçevesinde gerçekten bu önemli. Çünkü en azından belki kendisinin bile haberi olmadan kendisine bak kardeşim, malını şu firmaya satabilirsin diye önüne bilgi gelecek. Yani benim bir firmada böyle bir projede emeğim geçmişti. Arkadaşlarımız yani o Oyreka, bunlar iki ülkenin sözleşme yapması gerekiyor, iki firmanın. Türkiye'den arkadaşımızın 50 bin euro üzerinde, ki bu birkaç kişi çalıştıran bir firma için çok iyi. Evet. Almanya ayağından da Alman firmanın teşviklerini aldıklarını duydum daha sonra. Çok yani, güzel. Ama dediğim gibi eyaletin, bir eyalet değil, bütün Almanya'nın, Avusturya ve diğer ülkeler, Fransa vesaire, bunlara baktığınız zaman
şu politikacıların önce yabancı düşmanlığı konusunda artık adımlarını daha dikkatli atmaları gerekiyor. Ben bir şey söylemek istiyorum insanımıza. Yani bütün bunlara ben provokatör diyorum. Türkiye Avrupa yakınlaşmasının altına dinamit koymak isteyen postallılar diyorum. Onlara kapılmamak lazım. Almanya'yı, yaşadıkları ülkeyi sevmeleri gerekiyor. Gerçekten bu çok önemli. Sevmesi yani, zaten orada Türkler niye yaşasın? Evet yani. Ve bunlara kapılıp böyle diyakmasını görmedik mi? O yere Jungs, Uzere Jungs diye bizim kiyafet arkadaşlar. Ve sizin gençleriniz, bizim gençlerimiz diye. Kesinlikle. Tabii, ve ben birkaç futbolcu mesela Alman milli takımında görmek isterim. Bu bunları kolaylaştıracaktır. Efendim polisler eleman arıyorlar. Türk anneler korkmasınlar yani. Alman polisi başvurularını yapsınlar. Vergi dairelerinde Türk memurları olsunlar. Bunlar olduğu zaman o bahsettiğimiz o dövülmeler de azalacak. Zaten şunu da vurgulamak istiyorum. Ben bunu ekrandan da vurgulamak istiyorum. Yani olan olayların dünyanın her yerinde de olabileceğini de düşünerek o yüzden sevgili izleyiciler global düşünmekte yarar var. Globalizm yararlı mı değil mi? Bu çok tartışılacak bir konu. Günlerce, aylarca tartışılacak bir konu. Ama bu konularda global düşünmek lazım. Ne yazık ki mesela bir Türk gencimiz karakolda feci çekerek dövüldüğü söyleniyor ve sonra da vefat etti. Ama bu olay sadece Almanya'da mı oluyor? Hayır. O da doğru. Bu dünyanın her yerinde maalesef olabiliyor ki bu konuda en sabıkalı ülkelerin başında sanıyorum tabii. Amerika geliyor. Yani aslında geçenlerde bir şey yayınladı. Evet, ben de buradan bir şey söyleyeyim. Evet. Sadece Almanya'da değil, bence dünyanın her yerinde yaşayan bütün Türklere Türkiye olarak gücümüzün yettiği süre ve çerçeve içerisinde sahip çıkmalıyız. Sahip çıkmalıyız. Tüm dünya insanına tabii sahip çıkmalıyız. Evet. İnsanlık çok önemli. Sevgi çok önemli tabii. İnsanların birbirini sevmesi çok önemli ama dünyada görüyoruz yani olan bütün olayları ama biz bütün vatandaşlarımıza sahip çıkmalıyız. Evet. Elimizden geleni yapmalıyız. Belki de ben daha sonra Adem Bey'le konuşacağım. Bu proje çerçevesi içerisinde belki oradaki yeni yatırımcı iş adamlarının orada bir konser falan vererek ben de bir destek yapabilirim. Ne güzel. Güzel. Teşekkür ediyoruz. Bir şeyler düşünüyoruz yani. Teşekkür ediyoruz. Evet. Şimdi bu arada Kuzey Ren-Vestfalia eyaletinden bahsettik. Kuzey Ren-Vestfalia eyaletindeki bizim en eski temsilcimiz Avrupa'da 7 günün kurulduğundan beri bizim temsilciliğimizi yapan Arif Karaca kardeşimiz Krefeld merkezli olarak kızını evlendirdi Neslihan'ı Cengiz Abay diye bir gencimizle. Hakan Şensoy da Düsseldorf Başkonsolosu da bu nikaha kıydı. Önümüzdeki hafta görüntüleri vereceğiz. Şimdiden diyorum ki bu genç çiftimize mutluluklar diliyoruz. Evet. Ve ne mutlu Arif Karaca'ya evladını evlendirdi. Bu haberi de böylece çevreye de vermiş oluyoruz. Arif Karaca dediğim gibi 13 yıldan beri Avrupa'da 7 günün şu anda en eski temsilcisidir. Avrupa'da 7 günün de istikrarının bir simgesi de Arif Karaca'dır. Bizle beraber yürüyenler, doğru olarak, dürüst olarak yürüyenler 13 sene değil 23 sene daha Avrupa'da 7 günde olmaya devam edeceklerdir. Sevgili izleyiciler, eğitim diyoruz. Ve eğitimle ilgili önemli bir kampanya var. Bagdat Eğitim Köprüsü Derneği binlerce kitap dağıtıyor Almanya'da. Ve bu kitap dağıtımının nasıl yapıldığını da arkadaşımız Şükrü Doğru, Orta Almanya temsilcimiz Şükrü Doğru, Bagdat Eğitim Derneği Eğitim Köprüsü Derneği'nin başkanı Mustafa Baklan'a sordu. Bagdat Eğitim Köprüsü'nün eğitim atağı sürüyor. Avrupa'dan Anadolu'ya sloganıyla yola çıkan Bagdat Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Baklan, bu kez de Avrupa'da kitap dağıtımına başladı. Kampanyanın amacı, insanların okuma alışkanlıklarını geliştirmek ve eğitime bir nebze olsun katkı sağlamak. Bagdat Eğitim Köprüsü Derneği'nin Başkanı Mustafa Baklan, bu yeni projeyi Avrupa'da 7 gün mikrofonlarına anlattı. Şu an için 15 çeşit kitap var elimizde. Gittikleri marketten her paket için bir tane kitap alma şansı var. En azından işte ölümsüzlük insanı yaşatacak, dünya üzerine bilgisi olacak bu kitapları en yakın bulunduğu marketten ve mağazadan hediye alma imkanı var. Avrupa'nın her köşesine ulaşan kampanya oldukça ilgi gördü. Öyle ki bazı marketlerde kitaplar daha şimdiden tükendi. Ancak bunun içinde bir alternatif vardı. Mustafa Baklan kitaplara ulaşamayanlara çağrıda bulundu.
bazı vatandaşlarımız bağlı bulunduğu bölgedeki marketlerde bulamadıklarını söylemişlerdi. Şu anda hemen hemen çok yerlere ulaştı. Böyle bir durum varsa Haller'de hemen hemen her marketçi Haller'e gidiyor. Haller'deki toptancılarda mevcut. Oradan aldıkları bir Bağdat mamuliyle birlikte veya Bağdat malını satan